Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan. Bu bölümde sütten süt kreması, kaymak yapacağız. Gerçekten çok basit. Tek malzememiz gereken yağlıca, güzel, doğal bir süt. Ben açık süt aldım, bunu kullanacağım. Onun dışında yapmanız gereken birkaç püf noktası var. Bunları da paylaşacağım. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor hazırlarına göre. Leziz bir tat. Hemen yapmaya geçelim. Sütüm doğal inek sütü, yani evet hepsi doğal ama bu gerçekten gözümüzün önünde bize çok yakın bir yerde otlayan ineklerden elde edilmiş süt. Hatta geldiğinde ılık ılık, daha henüz yeni sağılmış bir şekilde geliyor. Gerçekten büyük bir nimet burada. Sütü güzelce 5 litre bu arada aldım. Tencereme boşaltıp altını açıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Hiçbir şekilde karıştırmıyoruz kepçeyle. Bu şekilde kaynadıktan sonra kısık ateşte, taşmayacak şekilde dikkat ederek yaklaşık 20 dakika kaynattım. Ve altını kapatıp soğumaya bıraktım. Öncelikle oda ısısında 3-4 saat beklettim. Daha sonra buzdolabına kaldırıp ertesi güne kadar soğuttum. Bu sayede kaymak üst yüzeyine çıkacaktır. Daha hafif çünkü sütten. Gördüğünüz gibi güzel bir tabaka oluştu. Bunu kenarlardan sıyırıp ortadan ikiye kevgirle keserek gördüğünüz gibi katlıyorum. İlk kestiğim zamanı çekmemişim. Özür diliyorum sizlerden. Gayet rahat bir şekilde katlayabiliyorsunuz. Kevgir sayesinde de süt altta kalıyor. Hafifçe süzdürüp ayrı bir kaba alıyorum. Çok fazla süzdürmenize gerek yok. Zaten katılaşmaya devam ediyor. Eğer isterseniz mikserle çok hafif çırpıp daha homojen bir karışım da elde edebilirsiniz. Ama bence bu şekilde doğal haliyle çok daha güzel kaymak. Bunu aynı şekilde biraz sütle daha hafif bir haldeyken çırparak süt kremasını da bu şekilde elde etmiş oluyorsunuz zaten. Eğer çok daha fazla çırparsanız tereyağına dönüşüyor. Bunu tabii ki hazır sütlerle, paketteki sütlerle yapmak çok zor çünkü yağını alıyorlar. Açıkçası ben denemedim. Zaten kaynattığımızda hiçbir zaman üzerine yağ çıkmıyor maalesef. Bu şekilde açık süt aldığınızda ne kadar yağ çıkarsa o kadar da anlamış olursunuz sütünüzün yağlı olup olmadığını. Benim hatta niyetim, siz de isterseniz yorum bırakın, bir gün bu çiftliğe gidip çekim yapmak ve sizlerle paylaşmak görüntüleri. Bu bölümlükte benden bu kadar diyelim. İnşallah siz de dener ve doğal kaymağınızı, süt kremanızı evde yaparsınız. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşça kalın.